diyebiliriz ki Trakya'da bir yerleşim birimimiz puan farkını açıyor Sayın Kibar bu durumda. Geliyoruz 8. kelimemize. Yine Melih Kibar basıyor önce. Otobiyografi. Otobiyografi doğru. Aynı anda Sayın Can'ın bastığında göz ucuyla gördüm ama o salise farkıyla Sayın Kibar'ın lambası yandığı için söz hakkını oraya verdim ve sondan bir önceki sessiz harfler. Bir numara. Eksantrik. Eksantrik doğru. Ve efendim ikinci bölümün son kelimesinde sıra. Bir numara. Aksesuar. Aksesuar. Gayet iyi Melih Kibar götürdü bu bölümü. Ben puanları vereceğim. Bir numaralı masada yarışıyor. Sanki bu noktaya kadar varılmış en yüksek puanlardan biri. Çünkü 30 puana yükseldi. Tabii bunun da sebebi açık söylemek gerekirse bu ikinci bölümde birinci tahmin hakkında doğru cevap verdiğiniz anda 3 puan alıyorsunuz. Melih Kibar burada galiba 7 tane doğru cevap verdiği için hiç hata yapmadı. 21 puan, 9 puan daha var, 30 puanla yükseldi. Geçen programdan bize yadigar kalan ve bu haftada başarıyla yarışan Sayın Cafer Can bu bölümü de toplam 13 puanla bitirdi. Demek ki biraz evvel gösterdiğim o 30 tane bilet bu bölümde daha yüksek puanlı olduğu için Melih Kibar'ın oluyor. Efendim böylece 30'a 13 avantajlı Melih Kibar final turuna giriyor. Ama hatırlatacağım çünkü Sayın Can da bizde yeni bir yarışmacı. Puanlar eğer bir kişinin lehine fazla biterse o birinci oluyor. Ama unutmayalım, düşük puanda kalabiliriz ama bir şekilde 3 lambamız yandığı zaman puanımız ne olursa olsun yarışmayı biz birinci olarak tamamlıyoruz. Birinci olmak ne demek? Bir sonraki programa katılmaya hak kazanmak demek. Şu anda avantaj Sayın Kibar'da çünkü 17 puan fark var. Puan farkı da kapanmayacak gibi değil ama avantaj Melih Kibar'da. Kısa bir soruyla başlıyorum final turuna. Bir ülkeye gitmek veya ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izne ne denir? Vize. Vize denir, gayet güzel. Bastığınızı gördüm Sayın Kibar ama salise farkıyla avantaj Sayın Can'da oldu. 10 numara. Efendim siz çekiç, yıldız, bayrak ya da joker arıyorsunuz. Boş geçtik. Büyük okyanusun batıda Java ve Borneo adaları arasında kalan bölümüne ne ad verilir Sayın Kibar? Endonezya. Hayır. Büyük okyanusun o bölümüne ne ad verilir? Java denizi. Siz ülke olarak aldınız tahmin ediyorum. Daha uzun cümleler okuyacağım üçüncü soruda. Gustave Flaubert'in bir eseridir. İki numara. Madame Bovary. Hayır. Benim okuyacağım o değil en azından. Üç hikayeyi içerir. Fakir bir taşralı hizmetçinin hikayesi olan Basit Bir Yürek, Aziz'in efsanesinden ilham alınan Aziz Julian efsanesi ve vaftizci Yahya'nın ölümünü anlatan Herodias. Flaubert'in bu eserinin adı ne olabilir Sayın Kibar? O kadar güzel bir ismi var ki içine geçiyordu. Ne dedim? Flaubert'in bir eseridir. Üç hikayeyi içerir. Üç hikaye. Ama onu yakalayamadınız. Peki puanlar 29-13 Sayın Kibar ile devam ediyor. Dördüncü soru. Genellikle üzeri kırmızı parafinle kaplı olan yuvarlak top biçiminde Hollanda'da bir şehrin adıyla anılan peynire ne ad verilir Sayın Kibar? Edam. Edam doğru. Puan yine 30 oldu. Ne arıyoruz? Televizyon, telefon, zarf ve joker. Televizyon. Telefon, zarf ve ya da joker. 5. Televizyon, telefon, zarf, çekiç, kopya verdi. Kopya verdi. Peki, çok kısa. İki dağ arasındaki uzun geçitlere ne denir Sayın Can? Vadi. Vadi denir, buyurun efendim. 5 numara. 5 numarayı açalım ve neyi bulalım orada? Çekicimizi bulalım. Böylece kopya da veriliyor Sayın Kibar. Alanlar da oluyor, verenler de oluyor. Efendim puanlar değişti. Sayın Kibar 30 puanda başladığı gibi final turunda ama Sayın Can'ın puanı yükseldi. 16 oldu, bir avantajı var. Bir lambası da yapıyor. 6. Son dönem Osmanlı tarihinde Memleketeyn diye adlandırılan 1878 Berlin Anlaşması'ndan önceki Tuna Prensliklerinin adı neydi? 2 numara. Eflak ve Boğdan. Eflak Boğdan doğru. Gayet iyi yaklaşıyorsunuz Sayın Can. Puanınız 17 oldu. Şimdi yıldız, bayrak ya da joker. 9. Televizyon, güzel kopyayı verdiniz. 7. Geçtik. İşte mazlum dualar ve coşturucu sözlerle pehlivanları izleyicilere tanıtıp Cazgır. Cazgır doğru.
Puanlar yükseliyor Sayın Can'da. Ne arıyor? Bayrak yıldız arıyor. 7. Belki de joker. Zarf çıktı. Çok ilginç bir durum var. 8. Teşekkür ediyorum. Evet. İngiltere Kralı 7. Edward'a hediye edilen dünyanın en büyük elmasının adı nedir? Vallahi ben de duymamıştım daha önce bu soru yazılırken. Kulinum ya da Kulinum diye okunacak. C-U-L-L diye gidiyor. Kulinum diye bir şey. 9. sorudayım. Puanlar ne? 30 Melih Kibar, 18 Sayın Cafer Can. 9. 22 Aralık'tan 12 Ocağı kadar günlerin uzamasıyla başlayan kara kışın halk dilindeki adı nedir? 2 numara. Zemheri. Zemheri doğru. Gayet güzel Sayın Can. Ben burada senin kibara baktım. Yaş farkıyla daha çabuk hatırlar mı diye. Hayır, geç kaldı. Evet, basmıştınız ama geç kaldınız. Evet. 2 numara. 2 numarada ne? Yıldız, bayrak, joker. Boş geçiyor, şanssızlık. Uzun kelimelerle cümleler okuyacağım. Osmanlı Devleti'nin askeri yapılanmasında silah yapımı, onarımı, korunması ve savaş araç gereçlerinin cepheye ulaştırılmasıyla görevli. 2 numara. Cebeciler. Çok güzel, cebeci ocağı. Bravo. Bahtı Sultan Mehmet döneminde kurulan Kapıkulu Ocağı'nın adı cebeci ocağıdır. Cevabını aldım. 4 numara. Yıldız, bayrak, joker. Yıldız. Çok güzel. Efendim şöyle ilginç bir durum var. Hemen vermem lazım, hatırlamaları gerekiyor değerli yarışmacıların da. Sayın Kibar 30 puanla son iki soruya girdi. Son iki soruya girdiğimizde 22 puanla Sayın Can girdi. Onun iki lambası yanıyor. Sayın Kibar'ın hiç lambası yanmıyor ama nerede bulacağını çok iyi biliyor. Çünkü biraz evvel çoğunu gördük. Uzun cümlelerle 10.000'i soruyu okuyorum. 1881 Viyana doğumlu Avusturyalı yazardır. Stefan Zweig. Bravo. Daha hiçbir şey vermeden tam ilk kelimeyi söylüyordum. Doğumla Avusturya'yı bağladı. Neymiş? Deniz kıyısındaki ev, korku, Yereminas, acımak, ilk yaşantı gibi, amok gibi eserlerini sayacaktım. 3 numara. Fırsat kalmadı. 3 numara diyor. Çok güzel. 3 numarada bayrak ya da joker. Boş geçti. Önemli değil. Ne oldu puan? 30'a 22 diye görüyorum. Şimdi puan farkı yine avantajı Sayın Kibar 23 olmuş. Pardon, bir tane bildiği için 23'e çıktı. Şimdi puanla Sayın Kibar birinci son soruya girdiğimizde. Ama Sayın Can daha önce atik davranıp bulur ve de bayrağı yakabilirse, hadi, puan farkı az olmasına rağmen 3 lambası yakacağı için tekrar birinci olabilecek. Aynen bu bölümün başında söylediğim gibi. Lütfen acele etmeyin, tane tane okumaya çalışacağım. Tanrı tarafından bir buyruk veya düşüncenin peygambere duyurulmasına, Kur'an'ın indiriliş biçimine, bir numara basıyor. Vahiy. Vahiy doğru. 9. 9 numara. 9 numara. Ve televizyon çıkıyor orada. Teşekkür ederim. Peki Melih Kibar, bir şey soracağım. Niye 9 dedin? Biliyordum. Peki ama 9'da bir şey çıkacak. Biliyordun neyin çıkacağını. Hı. Belki de başka bir yer söyleyip joker'i bulabilir. Joker, evet, o olabilir. Hadi başka bir söyle bakalım, oradan joker çıkacak mı? Bir şey. Mesela 11. 11 diyelim, oradan ne çıkıyor? Buyurun. O vakit 3 lamba yanacaktı. Hı hı. Ve biliyorsun her lamba yandığı vakit artı 2 puan daha veriyor. Puanı, hı, yükselecek. Neyse. Ben böylece yarışmayı bitirdik. Çok ilginç bir yarışma oldu. Sayın Kibar final turuna girerken puanlarla büyük avantajlıydı. Geçen programdan çok başarılı genç bir kimya öğretmeni Sayın Cafer Can da müthiş atak yaptı. 23 puana kadar geldi. 2 lambasını yaktı. Son soruda bastınız değil mi? Yanlış bastım. Görmedim. Bastı. Fakat daha önce Sayın Kibar'ın lambası yandı. Çünkü onun eli salise farkıyla önceydi. Bu şekilde yarışmayı tamamladık. Efendim Sayın Cafer Can 23 puanla tamamlayıp 23 milyon lira armağan kazanıyor. Daha önce katıldınız mı böyle bir yarışmaya? Hayatımda ilk defa katılıyorum. İlk defa bir yarışma. Pardon, bir kere bir yarışmaya katılmıştım. Genel TRT'nin bir yarışmasıydı. Bilgi genel kültür müydü? Yok değil, o daha hafif meşrep bir yarışmaydı. Yarışmaydı ama böyle bilgi genel kültür yarışmasına ilk defa katılıyor. Sevgili Melih Kibar. Ben katılırım dedi, fark etmez, hiçbir şey bilemeyebilirim ya da geç kalabilirim. Mühim olan yarışmaktır dedi. Çok şey bildiğini ben biliyordum. Erken basacağını da tahmin ediyordum. Bastı erken, kuvvetli rakibinden büyük avantaj aldı ve 33 puanla tamamlayıp 33 milyon lira armağan kazandı. Şimdi para armağanın ne kadar önemi var tabii, hepimiz için paranın bir değeri var mutlaka ama bence daha önemli sevgili Melih Kibar 21 Aralık'ta yayınlanacak olan, hayır pardon, son programda, son Aralık'ın son haftasında yayınlanacak olan, 28 Aralık'ta yayınlanacak olan programa, çünkü bugün ayın 21'i, katılmaya hak kazanıyor. Gelebilecek misiniz? Eğer çalışmam el verirse elbette.
Peki, o vakit onu size konuşacağız. Çünkü sevdim galiba bu işi ama başka arkadaşların önünü, yani mutlaka yani sadece Cafer bana yardımcı olduğu için sevgili Cafer. Rica o yüzden ederim. Buldum, çok teşekkürler. Ama şöyle bir şey var, biz kimse kimse önünü kesmiyor sevgili kibar, burada yarışıyor değerli yarışmacılar. Ha, evet, onun için. Kim önde giderse bir hafta ya da 10 hafta, 12 defa kazanan var bu yarışmayı. Hatırlıyorsunuz geçen hafta bitiren arkadaşımız 8. de ayrıldı. Ne kadar başarıyla geldi. Mühim olan yarışmak değil mi sevgili tabii. Cafercan? Bir hafta kazanıp bir hafta kaybetmek gayet doğal. Tabii. Ama medeni cesaretle gelip yarışmak ve sizin gibi değerli bir Türkiye'de adını altın harfler yazdırmış çok değerli bir sanatçının başarılı bir öğretmenle yarışması ve şansı da yaver gidebilirdi, gitmeyebilirdi ama siz bu yarışmayı birinci bitirdiniz. Ben tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir örnek oldu bence bu. Çok nice. Değerli seyirciler, inşallah gelecek programda işleri el verdiği takdirde haklı opsiyonunu koyuyor. Olmadığı takdirde, gelemediği takdirde iki yeni arkadaşla demek ki eski yılın son programını yapmış olacağız. Eğer sevgili Melih Kibar gelebilirse o ve karşısında bir yarışmacıyla eski yılın son programını kapatacağız. İkimiz de bilemiyoruz şu anda gelip gelebileceğini. 96'yı belki birlikte kapatırız sevgili. 96'yı birlikte kapatırız. Bu durumda galiba gelebiliyor. Bakalım 96'yı kim birinci bitirecek evet. Ama. İşte bunun cevabı haftaya efendim. Melih Kibar katılacağını söylediğine göre acaba o mu birinci bitirip 97'ye geçecek yoksa bir başka arkadaşımız mı? Bunun cevabını haftaya alacağız. O güne kadar mutlu günler, geceler, iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim. Numara 2 06690 bu posta dağıtımı için yararlı oluyor bildiğiniz gibi. Kavaklıdere Ankara. Bir de aşağıda elektronik posta adresimiz var. Oraya da doğrudan doğru elektronik postayla başvurmanız mümkün. Mektuplarınızı yollayacak olursanız posta kanalıyla lütfen kısa özgeçmişinizi ve bir adet vesikalık fotoğrafınızı, tabii ki açık adresinizi ve telefonlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Böylece arkadaşlarımız önümüzdeki haftalarda sizleri yarışmaya çağırabilecekler. Şimdi bu yılın son programının birinci bölümünde daha yüksek puanla bitiren bildiğiniz gibi bir armağan alacak. Önce o armağanı bir görelim. Ördekçioğlu'ndan sahanlar, tavalar, tencereler ve kek kalıpları. Bu emsalsiz setler yanmaz yapışmaz nitelikte olup Ördekçioğlu garantisiyle en son teknolojiyle üretilmiştir. Ördekçioğlu, mutfakların yıldızı. Yılbaşı öncesi fena bir armağan olmayacak birinci bölüm yüksek puanla bitirene. Efendim sıra geldi birinci bölümün başlamasına. Bildiğiniz gibi 10 tane sorum var. Bu akşam bir numaranın arkasında David Ho cevabı yer alıyor. Daha sonra aşk çeşmesi. Üçün arkasında bir sayı var 6. Tupac Amaru, Ali Zerdari ve 6'da bir başka sayı var 33. 7'de Wilhelm Leitner, Halil, Ulusal Kurtuluş Cephesi ve 75 rakamı yer aldı. 10 numaranın arkasında işte ilk sorum. Roma'nın ünlü bir turistik tarihi yapıtı, aktör Marcello Mastroianni'nin ölümü üzerine siyah kumaşlarla kaplanarak mateme büründü. Ünlü Dolce Vita, Tatlı Hayat filminin pek çok sahnesinin geçtiği bu turistik yapının adı nedir? Bir numara basıyor. Aşk Çeşmesi. Aşk Çeşmesi doğru Sayın Can. Neredeydi bizde Aşk Çeşmesi? 2. Bakalım 2 de doğru mu? Doğru, oradan da bir puan verdik. Tahmin hakkım yok. Tahmin hakkınız yok. İkinci soruya geçiyorum. Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılmasına çalışan 3 yabancı profesöre bir numara basıyor. William Leitner. William Leitner, doğru cevap Sayın Can. İzninizle tamamlayayım. Cumhurbaşkanımızca liyakat nişanı verildi. Bu 3 bilim adamından Piri Reis haritası üzerine çalışmaları bulunan Avusturyalı profesörün adı nedir diye tam da sorumuz. William Leitner doğru cevabıyla Sayın Can bir puan daha aldı. 7. Evet doğru cevap. Bir parça daha açalım isimden. Birinci tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii. Butros Gali. Butros Gali doğru cevap Sayın Can. Herhalde şöyle tahmin ettiğiniz birkaç gün sonra resmi olarak görevi sona eriyor. 31 Aralık'ta sona eriyor.
Belki de iyi oluyor, bilemiyorum. Çünkü hatırlayacaksınız, ülkemizi ziyaret ettiğinde biraz zor affedilecek ama bizim hoşgörümüzden çabuk affettiğimiz büyük bir gaf yapmıştı. Bir toplantıda yaptığı konuşma sırasında Sayın Galip, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Ben böylece birinci bölüm tamamlamış oldu. Kısa bitti. İki sorunun arkasından Sayın Can ilk hakkında Butros Gali'yi doğru tahmin ettiği için puanları topladı. Bakın önünde hemen görüyoruz 10 puan var. Zaten iki sorudaki bütün puanları Sayın Can aldığı için Sayın Günel'e bir puan bırakamadık. Çünkü hepsini Sayın Can topladı. Az önce gösterdiğimiz o yılbaşı armağanı niyetine geçecek olan tencere tava takımından bir seti kazandı. Şimdi geldik ikinci bölüme. Burada iş daha da ciddi bir parça, çünkü biliyorsunuz birkaç gün sonra 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi yapılacak ve belki de bir müstakbel milyarder aramızda, çünkü 10 tam, 10 yarım, 10 çeyrek bilet armağan edeceğiz. Bir önce onu görelim. Milli Piyango her ayın 9, 19 ve 29'unda şans dağıtmaya devam ediyor. Milli Piyango, size kısmet, ülkemize hizmet. Az önce sözünü ettiğim bu 30 bilet alabilmek için bu bölümde daha yüksek puanda olmak gerekiyor. Şu anda Sayın Can'ın avantajı bir parça fazla. Ona sıfır girdiği için ama her şey değişebilir. Çünkü az sonra okuyacağımız ya da göreceğimiz 10 tane kelimenin sessiz harflerinden seslileri birleştirip doğru kelimeyi yapan ilk 10 saniyede yaparsa 3 puan alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kişi aynı bölümü 30 tam puan alıp tamamlayabilir. Ben böylece hemen ikinci bölüme geçiyorum. İşte ikinci bölümde bakın ilk kelimemizin sessiz harfleri ekranlarımıza geliyor. 2 numara bastı. Akordeon. Akordeon doğru Sayın Nurdan Günel. Biraz evvel söylediğim gibi pek zor olmayan kelimeler zaman zaman biraz karışık olanlar da oluyor. Bir parça dikkatle hemen 3 puan almak mümkün. İşte şimdi ikinci kelimemizin sessiz harfleri. İsim. 2 numara. Ebu Suud. Ebu Suud doğru Sayın Günel. Efendim tabii biraz karışık tarihlerden zor çıkıyordu ama isim diye kopyayı verdiğimiz anda bilindi ama bu durumda da 3 puan vermiyoruz. 2 puan oluyor. 5 puanı yükseldi Sayın Günel. Şimdi sırada 3. kelimemizin sessiz harfleri var. Çalışma. 2 numara. Eşer Mobil. Hayır. Orada harflerin yerleri değişik dediğinizde süre bitti. İş bölümü. İş bölümü yakalanamadı. Burada puan veremiyoruz. Hatta Sayın Günel'den yanlış cevap verdiği için bir puan alıyoruz. Ve 4. kelimemiz. Bir numara. Müstahdemlik. Hayır. Coğrafya. Sayın Can, sizinkinde bir tane D harfine ihtiyacımız vardı olabilmesi için. O D harfi yok. Burada müstemleke doğru cevap. Yine bir puan veremediğimiz gibi Sayın Can'dan puan aldık. Ne oldu durumlar? Puanlara bakalım çünkü karışıklık var. Sayın Can 10 puanla girmişti. 9 puanda şu an için. Ve rakibi Sayın Günel de 4 puandı. Ve 5. kelimemizdeyiz. 2 numara. Erenköy. Erenköy doğru. Bir semt adı diyecektik, fırsat kalmadı. Erenköy hemen bilindiği için puanlar da yaklaştı. 7'ye 9 oldu. 5 harfimizi bitirdik. Şimdi sırada 6. var. Birinci harf Ç. Tarih. Eğer yanlış söylemeyeceksen bir boy, çavundur. Hatırlanamadı. Peki yine puan veremiyoruz. Bu da hiç kimse negatifte olmadığı için puan almadım kimseden. Ve 7. kelimemiz. 2 numara. Envanter. Envanter.
Milli Piyango Forumu'na hoş geldiniz. Burada olayları değil, hayallerimizi tartışıyoruz. Buyurun sizi dinleyelim. 150 milyar size çıksa. 150 milyar bana çıksa, Boğaz'da bir yalı, bir de tekne, bir dakika. Para bitti. Bitsin. Olur mu kardeşim? Teknenin masrafına gücün yeter mi? Sonra yalının altından nasıl kalkacak? Burada hayallerimizi konuşuyoruz. Beyefendiye hesap vermeye mecbur muyuz? Ben de 150 milyarla mücevherler alırım. Bir de spor araba. Karışanım mı var? Keyfimce gezerim. Bir dakika. Ben lafımı daha bitirmedim. Sizin hayallerinize de sıra gelecek. Buyurun, söz sizin. Üretim yaparım arayla. Sonra iş kurarım. Kazandıklarımla da tekne alırım. Efendinin gözü çok yükseklerde. Daha mantıklı değil mi ama? Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Buyurun, söz sizin. Ben yalnızca kendimi düşünmem. Önce geleceğimi garanti altına alırım. Daha sonra herhalde bir öğrenci yurdu yaptırırdım. Çünkü bu konuda gerçekten çok çektim. Aferin delikanlı, aferin. Ben beyefendiye katılıyorum. Üretimi aktarmak daha doğru. Ben de ihracata yönelebilirim. Milli Piyango zaten okullar, yurtlar yaptırıyor. Olabilir. Fazladan bir okul yapılsa ne olur? Bu işleri devlete bıraksak, bizim güçlerimiz ne olacak? Güzel kızım. Milli Piyango da devletin bir parçası değil mi zaten? Fena mı olur hayırlı işler yapılsa? Biz 150 milyarı konuşuyorduk. İzninizle bir dakika konuyu toparlamak istiyorum. Evet efendim, gördüğünüz gibi herkesin hayalleri farklı ama umudu aynı. Hayalleriniz ne olursa olsun, şansınız bol olsun. İşte Pamukam. Pamuk esaslı duvar kaplaması. Otel, disco, ofis ve evlerde. Teneffüs eder, rutubet önler, yakıtta büyük tasarruf sağlar. Pamukap TS güvenceli. Karar ver. Verdure'ni seç. Öyle gel. Verdure Blue. Verdure Green. Verdure Red. Verdure Silver. Verdure Bronze. Karar ver. Bir market, bir markete, bre market gel. Bir market, bir markete, bire market gel ver. Bir market, bir markete, bire market gel ver. Akıllı olun. Marketin ekonomik seçim. Tamamen dondun mu? Sadece yüzeyim. Ya sen? Orta kısmımda hala su var. Patron, biz burada çözülüyoruz. İlk önce ben dondum. Öne doğru gelin. Coca-Cola'dan başkasını kabul etmiyoruz, tamam mı? Yaşasın! Hey, ne hoş maskülatör bu böyle? Şimdi Coca-Cola zamanı. Aa, işte Coca-Cola. Atlayın. Her zaman Coca-Cola. Ben biraz yüzüp gerçek tadın keyfini çıkaracağım. Karar ver. Verdure'ni seç. Öyle gel. Verdure Blue. Verdure Green. Verdure Red. Verdure Silver. Verdure Bronze. Karar ver. İşte Pamukam. Pamuk esaslı duvar kaplaması. Otel, disco, ofis ve evlerde. Teneffüs eder, rutubet önler, yakıtta büyük tasarruf sağlar. Pamukap TS güvenceli. Bazen tek bir çiçek bizi tamamıyla değiştirir. Vivien, çiçeklerden gün boyu yükselen en büyüleyici koku. Vivien, eau de toilette. Vivienne Deodorant Body Spray. Numara. Envanter. Envanter doğru. Sayın Günel avantajlı durumda 10'a 9 öne geçti şu anda. 8. kelimemizdeyiz efendim. Bir numara. Feldspat. Hayır.
Tamam, kabul ediyorum başlığınız, evet. Filisipit. Hayır. Filisipit. T. Hayır. Filisipit. Hayır, bir daha söyleyeyim hakkınız var, devam hakkınız yok. Coğrafya. Efendim, ikiniz yaklaştığınız zaman telaffuzlarınız hatalıydı. Filisipit. Burada tam doğrusunu almam gerekiyor. Onun için veremedim ve birer puan alıyorum. Doğrusu feldispat olduğu için birer puanlarınızı aldım. Sondan bir önce dokuzuncudayız efendim. İki numara. İç oğlan. İç oğlan, doğru. Tarihten bir kelimeydi. İç oğlan, doğru. Efendim, 12'ye 7 oldu. Bakın ne demiştim, başta her şey değişebilir. Bu bölümde puanlar fark ettirebiliyor. Şimdi geldik son sessiz harflerimize. Tıp. Çıkıyor kelime epidermis. Buradaki doğru kelimemiz. Peki derif. Burada da veremedik puanları. Nasıl tamamlıyoruz ikinci bölümü değerli seyirciler? Bir numarada yarışıyor. Geçen programdan bize bir anı olarak kaldı. Melih Kibar yarışmadığı için. Sayın Cafercan 7 puana indi. Çünkü hatalar yaptı. 0 puanla bu bölüme girmişti şu anda ekranda. Sayın Nurdoğan Günel ise 12 puanla tamamladı. Demek ki az önce gösterdiğimiz o yılbaşı özel çekiliş için 30 adet bileti Sayın Günel alıyor. Belki de müstakbel bir milyarder kendisi. Efendim tebrik ediyorum şimdiden. Böylece geliyoruz final bölümüne. Final bölümünde artık puanların, son durumdaki puanların milyonla çarpımı kadar armağan vereceğiz. 12'ye 7 önemli bir fark değil. Bakalım 1996'nın birincisi Sayın Can mı bir numarada yoksa iki numarada Sayın Günel mi olacak? İlk sorum. Avrupa Birliği ile kapsamlı bir işbirliği içinde olan Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ı içine alan Güney Amerika Birliği'nin adı nedir? Latkusur. Daha önce duymadıkları belli bana bakışlarından. Kısa bir sorum var ikinci sırada. Manda ve himaye kabul olunamaz maddesi. Hangi kongrede alınan karardır? Bir numara. Sivas Kongresi. Yanlış oldu. Bastığınızı gördüm. Cevap verin. Erzurum. Erzurum doğru Sayın Günel. Erzurum'da alınan bu karar doğrultusunda manda ve himaye kabul olunamaz. Büyük fikri diyelim ki kabul olmuş oldu. Sayın Günel kaç numara? 9. 9'da çekiç, yıldız, bayrak ya da joker televizyon rakibinize bir kopya verdiniz. Böylece uzun cümlelerden oluşan 3. soruma geçiyorum. Memduh Şevket Esendal'ın aynı adlı eserinden televizyona uyarlanmış, dizi olarak TRT ekranlarında yayınlanmıştır. 1934'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin roman yarışmasında derece alan eserde, Cumhuriyet'in hemen sonrası yıllar Ankara'sında oda oda kiraya verilen bir evin 9 odasında yaşayan kişilerin hayatlarını anlatan bu eserin adı nedir Sayın Can? Ayaşlı ve Kiracıları. Ayaşlı ve Kiracıları, puanınızı aldınız. Şimdi sizde televizyon, telefon ve zarf var. 9. Ne vardı 9'da? Televizyon. Peki bakalım çıkacak mı? Çıktı tabii ki. Böylece size 2 puanlık bir armağan gelmiş oldu rakibinizden. Belki ilerleyen bölümde o da size bir armağan verecektir. Şimdi 4. sorudayız. Milattan önce 9. yüzyılda bugünkü Tunus şehri yakınında Fenikeliler tarafından bir numara. Kartaca. Kartaca doğru Sayın Can. Gayet güzel. Puan farkını kapatıyor Sayın Can. Şimdi telefon, zarf ya da joker. 5. Çekiç bakın siz kopyayı verdiniz şimdi. Kısa bir sorum var 5. sırada. Yakın zamana kadar özellikle Anadolu kentlerinde kuyudan su çekmek için kullanılan mekanik aygıtın adı Sayın Can? Bostan dolabı. Bostan dolabı, sekiye doğru. Şimdi eğer doğru bir yerde bulursanız puanlarınız eşitlenecek. 4. Telefon, zarf, joker boş geçti. Ne oldu puanlarımız? 13 puanda Sayın Nurdoğan Günel önde gidiyor ve 11 puana geldi Sayın Cafer Can. 6. soru. Morfinden kimyasal yolla elde edilen, genellikle klorhidrat tuzu halinde bulunan beyaz billurlu bir tuzdur. Öldürücü, zehirleyici olan bu tuzun üretimi ve satışı kanunla sınırlıdır.
Bu tuzun adı nedir? Bir numara. Eroin. Eroin tabii. Gayet açık bir tanımını verdim. Dostlardan uzak olmasın değil mi? Hep beraber evet, temenni evet. ediyoruz. Sayın Can, ne arıyoruz efendim? Telefon, zarf ya da joker aranıyor. 6. Yine boş çekti ama puanını 12'ye yükseltti. 13'e 12 Sayın Günel lehine. 7'yi okuyorum. İslamiyet'ten önceki sözlü Türk edebiyatında bir numara. Sagu? Hayır. Ünlü kişilerin ölümü karşısında toplumun kolektif acısını belirtmek ve son saygılarını göstermek amacıyla şairlerin söyledikleri nazım türüdür. Şairlerin en derin duygularını ortaya koydukları bu anma ve uğurlama törenlerine ne ad verilirdi Sayın Günel? Mecbur değilsin cevap vermeye. Basın, cevap verin. Buyurun. Hu. Yu, doğru cevap. Sayın Can, bekleseydiniz eğer verebilecek miydiniz? Doğru evet. cevabı acele ettiniz. Puanlar efendim 14'e 11 Sayın Can, Sayın Günel lehine. Sizde çekiç, yıldız, bayrak, joker. 11. Yıldız. Çok güzel. Sizde var, sizde var. Gayet iyi. Siz kendinizi buldunuz ve puan farkını açmış oldunuz. Şu anda puanınız 16'ya yükseldi. Rakibinizin puanı 11. Yine kapanmayacak gibi değil. 8. sorudayım. 1831'de elektroliz teorisini ortaya koyan ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir... Faraday. Michael Faraday, doğru. Şimdi avantajınız var, puanınız 12 oldu. Belki bir şekilde daha yakabilirsiniz ya da jokeri bulabilirsiniz. 10. 10. Boş geçti. Böylece son sorulara yaklaşıyorum. Uzun cümleler okuyacağım arka arkaya. Grönland kıyılarının bazı kesimleriyle Labrador'un kuzeyinde Hudson Körfezi kıyılarında bir fiyort. Numara... Fiyort? Hayır, sorum o değil. Kuzeybatı Kanada'da, Alaska ve Asya'da Çukovski burnunun uç kısmında yaşayan halka verilen attır. Kendilerine dillerinde eksiksiz insan anlamına gelen Inuit adını verirler. Kısa boylu, siyah saçlı, tek tip elbise giyen iki numara... Eskimo. Eskimo, yeter bu kadar bilgi dediniz tabii. Acele ettiniz Sayın Can, sizinle bulacağınız bir şeydi bu. Şimdi efendim ne var? Çekiç, bayrak. 12. Ve joker tabii ki. Zarf. Kopya gitti ve ben de 10. sorumu okuyorum. Eserin asıl adı Eskici ve Oğulları'dır. Eskici dükkanı adıyla oyunlaştırıldığı için yeni yayımında da bu ad kullanılmıştır. Trablusgarp Savaşı'nda bir bacağını kaybeden Eskici Baba, geçimine yetişemediği evin yükü karşısında öfkeli ve kırgındır. Çeşitli işler dener, ancak ailesinin çözülüş ve dağılışını önleyemez. Çukurova hayatını konu eden bu ünlü eserin yazarı edebiyatçımız kimdir Sayın Günel? Orhan Kemal. Orhan Kemal, gayet güzel, doğru. 5. Çekiç, bayrak, çekiç, flama ya da joker çekiç bulundu. Şimdi ben tabii Sayın Nurdoğan Günel büyük avantajlı durumda. Neden? Çünkü bir defa puanını 20'ye yükseltti. İki lambası yanıyor ve benim daha okuyacak iki tane sorum var. Oysa rakibi Sayın Cafer Can puanı 11'de ve bir lambası yanıyor. Ama iki sorum var. Joker'i bulan bildiğiniz gibi puan ne olursa olsun fark etmiyor. Üç lamba yanacağı için birinci olabiliyor. Çok kısa 11'in sorum. Bozulmadan uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı nedir? Bir numara. Konserve. Hayır. Buyurun. Salamura. Ah, o da değil. İkinizden de bir puan oluyor. Erzak. Gayet basit bir soruydu bu. Neyse, değişen bir şey yok. 19'a 10 oldu puanlar. Şimdi iş geldi en kritik yere. Son soru. Eğer değerli seyirciler Sayın Can öncelik alıp basarsa, doğru cevap verirse ve jokeri bulursa birinci olabilecek. Aksi halde şimdiden puan farkıyla Sayın Nurdoğan Günel'in birinciliğini söyleyebiliyoruz. İşte son sorum. Ülkemizde yabancı parçalara ilk defa Türkçe söz yazarak büyük sükse yapan ve 1989 yılında kaybettiğimiz müzik adamımız kimdir? Fecri Ebcioğlu. Fecri Ebcioğlu'dur, doğru. Şimdi Sayın Nurdoğan Günel şöyle ellerini masaya dayadı, başının önüne eğdi. Ne olacak benim halim der gibi bakıyor. Bakın, onda lambası yandı çünkü belli ki basmış ama biraz geç bastığı için söz hakkını Sayın Can aldı. 7. Ne efendim? 7. 7. 7 der, joker çıkarsa ne ala, çıkmazsa Sayın Günel birinci ve bayrak çıktı.
Bayrak çıktı zaten, bayrak Sayın Güler'in masasında var. Onun birinciliğini böylece pekiştirmiş oluyor. Ben böylece 1996'nın son programını bir başka tanımlamayla 208. seriyi bitirmiş oldum. Hemen sonuçları veriyorum. Bir numaralı masamızda yarıştı Ankara'dan kimya öğretmeni Sayın Cafer Can, 11 puanla tamamladığı için 11 milyon lira armağan kazanıyor. Rakibi son programda bir başka öğretmendi. Kütahya'dan geliyordu Sayın Nurdoğan Günel. O da yarışmayı 19 puanla tamamladığı için 19 milyon lira armağan alıyor. Ama herhalde daha önemlisi 1996'dan 1997'ye uzanan o kısacık zaman diliminde bir hafta geçiriyor ve gelecek hafta yeni yılın ilk programında bizlerle birlikte oluyor. Biraz evvel ben elektronik sesi duydum sanıyorum. Sevgili Osman şeyler açıyordu. Joker'in nerede olduğunu göstermek için tabelayı açıyordu. Eğer ekrana gelmesi mümkün olursa görebiliriz. Evet, bakın neredeymiş, demek ki 3-6-8 numaranın arkasındaymış Joker. Eğer herhangi bir aşamada 8 numara söylenseydi Joker bulunacaktı. Ben böylece bu yılın son programını tamamlamış oluyoruz. Yarışmaya katılan iki değerli arkadaşım, bu yayının yapımında ve emeği geçen bütün Ankara Televizyonu çalışanları adına hepinize başarı, sağlık, mutluluk dolu günlerin beklediğini umut ettiğimiz bir yeni yıl diliyorum efendim. İnşallah 4 Ocak Cumartesi gecesi yaklaşık bu saatlerde yeni yılın ilk programında birlikte oluncaya kadar tekrar mutlu yıllar, hoşça kalın.